Televizyon olarak sizler için sağlık, güzellik ve spor merkezindeyiz. Bugün burada PRP uygulaması yapacağız hep beraber. Öncelikle Ümran Hanım'ı tanımak istiyorum. Merhabalar Ümran Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben önce sizden kendinizden biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Tabii ki ben 2004 yılında Gazi Üniversitesi Fakültesinden mezun oldum. 2004 yılından sonra da Ankara Dış Kapı Hastanesi'nde dermatoloji ihtisasımı tamamladım. Dermatoloji ihtisasımdan sonra yaklaşık 2 sene Çarşıma Devlet Hastanesi'nde zorunlu hizmetimi bitirdim. Daha sonra özel bir hastanede çalıştım. Yaklaşık 2 senedir de doktorluk yapıyorum. Peki buradaki çalışma alanlarınız neler? Burada öncelikle muayenehane hizmeti veriyoruz. Ayrı zamanda lazer epilasyon, lazerle cilt gençleştirme, yine damar tedavileri yapıyoruz. Bölgesel zayıflamamız bulunuyor. Saten yüz germe dediğimiz bir uygulamamız var. Radyo frekans uygulamalarımız var. Mezoterapi yapıyoruz. PRP, cilt bakımı, dolgu, botoks, diğer uygulamalarımız. Bütün hani kozmetik uygulamaları yapıyoruz neredeyse. Şimdi bayanlar için bu uygulamalar gerçekten önemli ve hassas uygulamalar. Ve şu an hemen hemen her yerde hani bunlara rastlayabiliyoruz. Ama hepsi bir, şimdi siz doktorsunuz, okumuşsunuz, hepsi doktor gözetiminde mi? Bunu merak ediyorum. Kesinlikle hepsinin doktor gözetiminde yapılması gerekiyor. Çünkü bunlar hem sağlık problemlerinin tedavisi olarak uygulanıyor, hem de çeşitli yan etkilere sahip hepsi. O yüzden mutlaka doktor gözetiminde yapılması gerekiyor. Şimdi biz bugün burada ne uygulaması yapacağız? Bugün PRP uygulaması yapacağız. PRP'nin açılımı plateletrich plazma, yani Türkçesi de plateletten zenginleştirilmiş plazma diye çevrilebilir. Öncelikle kişiden kan alacağız, kendi kanını alacağız. Yaklaşık bir 8-10 cc kana ihtiyacımız olacak. Daha sonra bunu özel bir tüpe alacağız ve santrifüj dediğimiz bir işlemden geçireceğiz. Kanı kısımlar edeceğiz, zaten onu göstereceğim size. Plateletten zengin kısmını çekeceğiz kanın ve onu tekrar hastanın ilgili bölümüne, neresi ihtiyacı varsa oraya enjekte edeceğiz. Niçin kullanılıyor bu? Öncelikle kırışıklık tedavisinde kullanılabilir. Cilt gençleştirme için yapılabilir. Bununla dolgu uygulaması yapabilirsiniz. Yine saç tedavilerinde, boyunda ve kol sarkmalarında, cilt lekelerinde kullanılabilir PRP uygulaması. Peki seansları var mıdır PRP uygulaması? Evet, 15 gün arayla yaklaşık 3-5 seans yapılması gerekiyor. Bunu da 10-12 ayda bir tekrarlamak iyi olur hasta açısından. Şimdi ben de içerideki hastamızı çok bekletmeden gitmek istiyorum. Tabii önce kan alacağız. Evet. Şimdi hastamızla beraberiz. Özlem Hanım merhaba. Merhaba. Neler hissediyorsunuz? Vallahi şu anda çok heyecanlıyım. PRP uygulamasını görsel medyadan takip ettim. Canlı bir cilt, daha genç görünmek bilirsiniz bayanların en büyük hayalidir. Geldim. Bakalım bir uygulama yapılacak, neler yapılacak, hep birlikte öğreneceğiz. Ben de sonuçları sizin gibi merak ediyorum. Biz de merak ediyoruz. O zaman hemen uygulamanıza başlayalım. Tamam. Uygulamamız nedir hocam? Şimdi aldığımız kanı santrifüj edeceğiz. Ben yaklaşık işte dakikada 4000 devirde çalıştıracağım. Bir 10 dakika kadar bekleyeceğiz bunun için. Santrifüj ne demek hocam bilmeyenler için? Kanı plazmadan ayırmak için gereken bir çevirme sistemi diye anlatayım. Belli bir hızla çevireceğiz kanı. Sıra merakla beklerim. Hocam
bekleme esnasında size sormak istediğim birkaç soru var. Mesela bu uygulama, işte bölgesel zayıflama, bahsettiğimiz diğer uygulamalar dışarıda hani farklı yerlerde de yapılıyor ve çoğu da doktor gözetiminde değil. Buradan biraz uyarabilir miyiz ya da biz nasıl anlayabiliriz? Ya, tabii ki mutlaka doktor kontrolünde yapılması gerekiyor bu uygulamaların ve giden kişilerin de bunu özellikle talep etmeleri gerekmekte. Çünkü biz mesela PRP uygulaması için özel tüpler kullanmaktayız ama bunu hani başka merkezlerde bu tarz tüpler kullanılmıyor ve dolayısıyla hem yani bu yaptırdığınız işlemden fayda göremiyorsunuz hem de birçok risk faktörü altındasınız. Bunu bilerek bilinen bir yerde yapılması, hani bilen kişinin yapması çok önemli o yüzden. Bölgesel zayıflama adının altında da birçok makineler ve uygulamalar yapılmakta. Sayısız kesinlikle. Hani ben özellikle rica ediyorum her kendi hastalarımdan da yaptırdığınız her işlemin lütfen detaylarını sorun ve hani hangi uygulamalar yapıldığını bunu detaylıca araştırın diye herkesten rica ediyorum. Peki bu uygulamayı PRP uygulamasında bir yaş aralığı var mı ya da hani hangi yaş aralığındaki bayanlar kadınlar yaptırıyor bu uygulamayı? Aslında PRP için hiçbir yaş aralığı yok. Çünkü kendi kanından yapılan yani otolog kanı kullandığımız için yapılan bir uygulama olduğu için herhangi bir yaş aralığı bulunmamakta. Çok genç hastaları da mesela sivilce sıkarları, evet. Sivilce izleri için de yaptığımız uygulamalar var. PRP o konuya da çok iyi geliyor çünkü. Yani PRP yüzde her anlamda işe yarıyor değil mi? Aynen öyle. Peki sadece yüze mi uygulanıyor bu uygulama? Hayır. Kol sarkmaları, eldeki lekeler içerisinde de içinde ya da boyun sarkması içinde PRP uygulanabilir. Peki hocam şimdi genç kızlar mesela genç kızların da gelmişken onu da sormak istedim. Genç kızların büyük sorunu işte sivilceler demiştiniz ya bahsettik sıkmalar. Bunun için PRP dışında uygulamalar da var mı bu merkezde? Tabii ki yani mutlaka sivilceler için zaten hani bir dermatoloğa muayene olmaları gerekmekte ve bunun için de uygun ilaçları kullanmaları gerekmekte. Aynı zamanda biz burada cilt bakımı yapıyoruz. Onda da gözenekleri temizlenip en azından kullandığı ilaçların daha fazla işe yaramalarını sağlayabilirler. Az önce demiştik hani PRP bir seansları var. Bu seanslar hangi aralıklarda olmalı? 15 günde bir yapılması gerekiyor. Yaklaşık 3 ila 5 seans yapılabilir. Şu an kanımız ayrıştı sanırım. Aynen öyle. Şimdi ben DNA aktivatörlü bir kit kullanıyorum. Bunda da kalsiyum klorit denilen bir madde var. Bu büyüme faktörlerinin falan daha kolay salgılanmasını sağlayacak bir şey. Beraberinde bunu çekeceğim. Sonrasında da uygulamaya başlayacağız. Kalıcılığı ne kadar peki? Yaklaşık 10-12 ay kadar. Daha sonrasında yenilenmesi gerekiyor. Ama hani PRP'nin bir en azından hani şeyi yok. Botoks gibi atıyorum 6 ay sonra hemen geri dönecek gibi bir durumu yok. Yani kalıcılığı daha fazla. Daha fazla ve uygulamanın herkese avantajı var. Kremlendi. Onunla bir uyuşukluk sağlandı değil mi hocam? Arkasından kanımızı aldık. Onu da ayrıştırdık. Kanı ayrıştırdıktan sonra şimdiki aşamada ne yapıyoruz? Şimdi özellikle gerekli bölgeler enjekte edeceğiz bunu. Özellikle biz nazolabial dediğimiz hani bu burundan dudak kenarına inen kısma ve şuradaki kırışıklıklarını enjekte edeceğim. Daha sonra da tüm yüze eşit bir miktarda vermeye çalışacağım. Evet. Hissediyor muyuz? Herhangi bir acı hissetmedim. Sadece iğnelerin dokunuşları. Sonuçta bir iğneyle uygulama yapılıyor.
ama rahatsız edici hiçbir şey yok şu an için. Peki o krem işe yaramış mıydı? Yani yüzünüzde hafif bir uyuşukluk hissettiniz mi? Evet, şu anda da hala daha hissediyor gibiyim sanırım. Heyecanınız hala devam ediyor mu? Devam ediyor. Evet hocam, şimdiki aşamamız? Küçük enjeksiyonlarla yaklaşık 3 mm derinliğinde tüm yüze PRP'yi uygulayacağım. Çok fazla acılı bir işlem olmayacaktır. Sadece minik bir hani iğne batma hissini çok fazla yaşamayacak şu an. Zaten herhangi bir acı belirtisi yok suratta. Bu kremin etkisi var değil mi hocam? Kremin de biraz etkisi var. Uygulamada çok ağırlı bir uygulama değil açıkçası. Yani benim gibi çok zaten ufak... iğne küçük küçük girip çıkıyor. Aynen öyle. Yaklaşık 3 mm kadar giriyor. Peki hocam, bunu bayanlara buradan seslenelim. Bu uygulamayı neden yaptırsınlar? Bir kere saç dökülmesi için mutlaka uygulanması gerekiyor. Sadece bayanlar değil hocam. Erkekler. Saç dökülme sorunu genelde erkeklerde var. Aynen öyle. Erkeklere de. Saç dökülme kitisi için. Bunun dışında cilt gençleştirme için, anti-aging etkileri için mutlaka yapılması gerekiyor. Şimdi kanları görüp korkmasınlar. Yani kanlar bir herhangi bir acı belirtisi değil, değil mi? Bitince de onlar gözükmeyecek. Sadece hani enjeksiyonun girdiği yerlerde küçük kılcal kanamalar oluyor. Onlar da dediğim gibi herhangi bir şekilde bir kötü bir görüntü yapmayacak. Peki hocam, şimdi biz bu uygulamayı yapıyoruz. Sonucu aslında hemen biz de burada görüyoruz. Aynen öyle. Yani birazcık o dolgunun verdiği etkiyi görüyorsunuz ama asıl etkisi yaklaşık bir 10-15 güne çıkacak. Peki bu işlemi yaptıktan sonra yüzde herhangi, hani mesela hemen bunun arkasından oluşacak bir yan etkisi var mı hocam? Morluk olabilir. Çok fazla beklemiyoruz onu ama yine de küçük morluklar oluşabiliyor enjeksiyon sonrasında. Bunlar ne zamana geçer mesela? Yaklaşık 3-5 gün sonraya geçer. Şimdi ardından glikolik asit içeren ve E vitamini içeren bir ampulle yüzüne uygulamayı yapıyorum. En azından o oluşturduğumuz küçük deliklerden de bunun içeri girmesini bekliyorum. Biraz daha hastanın görsel olarak iyi gözükmesi için. Şu anda zaten yüzde herhangi bir yan etki vesaire bir şey gözükmüyor. Evet, yani şu bölgeler daha dolgun gözüküyor. Evet. Demin yaptığımız için. Şuradaki kırışıklığı hafif dolmuş gözüküyor. Evet, gayet iyi gözüküyor. Bir morarma olmayacak. Özlem Hanım, nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Yapılan işlemlerden sonra kendimi merak ediyorum açıkçası. Size bir ayna verelim mi? Çok iyi olur. Şu an için ilk geldiğim şeye göre daha iyi gibi görünüyor. Neleri fark ettiniz? Alnımdaki, yani şurada beni rahatsız eden bir görüntü vardı. Bir de yine burun kenarlarımda buradaki boşluklarda vardı. Biraz dolgun gibi görünüyor şu anda. Çizgiler azalmış biraz değil mi? Evet, çizgiler azalmış. Şimdi altın maske uygulaması yapacağız. Altın maske uygulamamızın içerisinde 24 karat altın bulunmaktadır. Ayrıca bu maskelerimiz yosun özlü maskelerdir. İçerisinde vitaminler de bulunuyor. A ve E vitaminleri bulunmaktadır. Bu maskemizin asıl önemli noktası da şudur. Cilde tamamen yenileyici ve yapılandırıcı etkisi vardır. Özellikle PRP, botoks, dolgu gibi işlemlerden sonra bu maskelerimiz cildi daha genç ve canlı gösterir. O zaman uygulamamıza geçelim. Başlayalım. Görüntüsü var maskenin. Bu maske birazdan donmaya başlayacak. Yüzden çıkış şekli de çok güzel. Ayrıca bu maskelerin 24 saat ömrü vardır. Maskeleri kullandıktan sonra tekrar hastamıza veriyoruz. 24 saat içinde evde tekrardan kullanabiliyor. Müzik.
maskemiz suratımıza ne kadar vurdu? Maskeyi 15 dakika beklettik yüzde. Şimdi maskemiz ilk sürüldüğü andan itibaren soğuk şok etkisi yarattı. Aynı zamanda kızarıklıkları da iyi geliyor. Yüzü gerginleştiriyor. Şimdi maskemizi çıkartacağız. Kalıp şeklinde yüzden direkt çıkıyor. Maskemizde gördüğünüz gibi yüzün şekli tamamen belirgin. Müşterimiz bunu ertesi gün bu saatlere kadar, yani 24 saat boyunca tekrar buzdolabında muhafaza edip aynı gün içerisinde kullanabiliyor. Şimdi yüze kolajen destekli bir nemlendirici süreceğiz. Nemlendiricinin etkisi nedir? Nemlendiricimizin etkisi kolajen destekli olmasıdır. Cildin elastikiyetini geri kazandırmak amaçlı. Şimdi güneş koruyucusunu da sürüp hastamızı bırakacağız. Üzerinde uygulanan PRP uygulaması tamamlandı. Özlem Hanım, neler hissediyoruz ve çeşitli aşamalardan geçtik. Bu aşamaları biraz değerlendirir misin? Şu anda çok mutluyum. İlk tedavimiz başlamadan önceki halimle şu anki halim arasında çok büyük fark olduğunu düşünüyorum. Kendimi mutlu hissediyorum açıkçası. Hani bu aşamalarda canımın yanacağını düşünüyordum. O küçük dokunuşlar, tabii bunu hayal de ediyorsunuz. Hani bayanların her zaman böyle güzel görünmesi, o maske uygulamasında gözler kapalı olduğunda sonra nasıl olacağım acaba diye düşündüğünüzde aynaya baktığınızda o değişimi görmek müthiş bir duygu. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Mutluyum. Sonrasında PRP uygulaması sonunda, daha doğrusu. Şimdi tekrar Ümran Hanım'la beraberiz. Kendisinden son değerlendirmeleri ve sonucu alacağız. Merhaba Ümran Hanım tekrar. Merhabalar. İşlem bitti. Bu yaklaşık yarım saat süren bir uygulama toplamında, kanalındıktan sonra geçen süresi. Yani insanlar bunu öğle arasında da, iş arasında da yaptırabilirler. Uygulama sonrasında hemen normal yaşantılarına dönebilirler. Hatta makyaj bile çok gerekliyse yapılabilir uygulama sonrası. Herhangi bir hani bakım için ekstra bir şey gerekmiyor. Peki Özlem Hanım'a baktınız, suratını incelediniz. Hani olumlu sonuç, biz de gerçekten gördük o sonucu, ama bir de sizin gözünüzden o olumlu sonucu dinlemek istiyorum. Şimdi özellikle PRP uygulama sonrasında yaptığımız maskeden de kaynaklı cildinde daha bir parlak ve canlı bir görüntü var. Asıl PRP uygulamasının sonuçlarını da bir iki hafta içerisinde daha net görecek zaten. Ama herhangi bir morarması ya da herhangi bir kötü bir görüntüsü yok. Biz de size teşekkür ediyoruz ilginizden dolayı. Teşekkür ederim, sağ olun. Radyo frekans ve mezoterapi uygulaması yapacağız. Ümran Hanım'dan kısa bir bilgi alalım. Şimdi Ümran Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler, biz de iyiyiz. Biz yine geldik. Bugün sizinle ne uygulaması yapacağız Ümran Hanım? Bugün bölgesel zayıflama yapacağız. Kadınların en büyük problemi zayıflama hakkında konuşacağız ve onun uygulamalarını yapacağız. Biz burada neler yapıyoruz? Birçok uygulamamız var. Fakat bugün sizinle radyo frekans uygulamasıyla birlikte bir de mezoterapi uygulaması yapacağız. Radyo frekans uygulaması, özellikle bölgesel çalıştığımız bir aletimiz var. Bunda dual bir enerji veriyoruz, radyo frekans veriyoruz. Bu
özellikle deri altındaki yağ dokularını hedefleyerek oradaki ısı ile birlikte yağ hücrelerinin küçülmesini hedefliyor. Aynı zamanda da bu dalgalar kolajen yapımını da arttırdığı için bölgesel bir sıkılaşma sağlayacak. Bizim kendi aletimizde hem bir radyo frekans hem ultrason önlük ses dalgaları var. Bir de gelişmiş bir soğutucusu var. Acı vermeyen bir işlem. Çok da kolay uygulanabilen bir işlem bu. Hasta konfor açısından da güzel. Yaklaşık bir yarım saat 40 dakika sürüyor her seansımız. Ortalama bir 4 seans öneriyoruz haftada bir ama bunu hani 6 seansa kadar uzatabiliriz. Ve hastalardan minimum bir beden bir küçülme bekliyoruz herkesten. Peki bu uygulamanın bir yaş aralığı var mı? Yani şu yaşlarda yapılır diye bir... Yok, hayır. Herhangi bir yan etkisi olmadığı için bu uygulamanın herhangi de bir yaş aralığı yok açıkçası. Her yaşa uygulanabilir. Bir komplikasyonu bulunmamakta. Dediğim gibi herhangi bir de acı hissi ya da vücuda herhangi bir şey enjekte edilmediği için bunda da herhangi bir yan etkisi bulunmuyor. Peki burada... Özellik salonunda başka ne gibi bu bölgesel zayıflama işlemleri uygulanıyor? Şimdi burada ben bugün de yapacağım. Aynı zamanda bir mezoterapi uygulaması yapacağım. Onda da özellikle bu kokteyller hazırlıyoruz biz hastalara. Ben bugünkü kokteylde işte L-karnitin dediğimiz bir molekül var. Onu uygulayacağım. İşte fosfatidilkolin ve organik silikon karıştıracağım. Bunlar özellikle L-karnitin yağların parçalanması için o mitokondriye yağ asitlerini taşıyor ve yağ metabolizmalarını arttırıyor diye anlatayım. Organik silikon ve fosfatidilkolinle birlikte ve sıkılaşmayı sağlıyorlar. Özellikle spor yapan kişilerde daha çok faydasını göstermekte. Hiç spor yapamıyorlarsa da bunu bir radyo frekansla mutlaka kombine ediyoruz açıkçası. Onda da hem acısız bir işlem. Yine bir küçük iğnelerle yapıyoruz 30 gauçluk ama herhangi bir acı hissetmiyor hastalar açıkçası. Peki bu zayıflama biliyorsunuz kadınların büyük bir sorunu. Burada çeşitli hani şeyler uygulanıyor fakat bunun dışında buraya gelmeyenler insanlar için de önereceğiniz birkaç püf noktalar var mı? Yani ben buraya gelenler için de gelmeyenler için de beslenmeye özellikle vurguluyorum. Çünkü hani bir şekilde hastalara zayıflamayı sağlıyoruz ama daha sonra da beslenme düzenlerini değiştirmezlerse eğer verdikleri kiloları geri alabiliyorlar. O yüzden her zaman hani protein ve sebze ağırlıklı beslenmeyi daha çok öneriyorum. Karbonhidratlardan özellikle biz uygulama da yapıyorsak hastalara uzak durmaları karbonhidratlardan öneririm ve bol su içmeleri. O zaman biz mezoterapi uygulamamıza başlayalım. Tamam. Probu rahat kullanabilmek için normal bir bebe yağı sürüyorum. Ondan sonra da başlıyorum. Tamam. Bölgesel zayıflamadan şikayet edenler spor yapıyorum ama bir türlü karnım erimiyor, basenlerim erimiyor. Tek bir bölgede sıkıntı çekenler de bu uygulamayı Beyton'da yaptırabilirler. Heyecanlı mısın? Evet. Sence ne kadarlık bir fark olacak? Bence birkaç santim fark edecek diye düşünüyorum. Peki canın acıyacak mı? Zannetmiyorum. Peki sonucu aldığında eğer olumlu bir sonuç olursa seansını devam ettirmeyi düşünüyor musun? Kesinlikle. Şimdi işleme başlayacağım. Çok fazla ısındığınızda ısındım demeniz yeterli. Durduracağız. Tamam mı? Ben o bölgeyi 40 dereceye kadar çıkartacağım. Vücut sıcaklığını ondan sonra da o 40 dakikada 40 derecede biraz daha kalmanızı sağlayacağım. O arada ısınırsanız mutlaka söyleyin, uyarım. Burada bir sıcaklık mı veriyoruz şu anda? Hem sıcağı hem de soğuğu aynı anda veriyorum. Peki bu ne işe yarıyor? Hem sıcak hem soğukluğu aynı anda vermek. Şimdi radyo frekans teknolojisiyle çalıştığımız için bu bölgedeki yağların bir araya toplanmasını sağlıyoruz ısıyla beraber. Ama vücut sıcaklığı da çok yükseldiği için müşterimizin hani yanmaması için soğuğu da aynı anda veriyoruz. Kilo kaybından ziyade bölgesel olarak zayıflayacak. İncelme sağlanacak. Ama bununla beraber tabii hafif bir rejim ve her gün bol suyla beraber de kilo kaybı da olacaktır. Nasılsınız? Yani şu an iyiyim. Sıcaklık nasıl? Biraz. Bu uygulama ne kadar devam edecek? Bu sıcaklığı ne kadar vereceğiz?
40 dereceye ulaştıktan sonra yarım saat çalışmam yeterli olacaktır. Yani yarım saat boyunca biz bu uygulamayı yapacak mıyız? Evet, yapacağız. Haftada bir defa olacak. Memnun kaldığında müşterilerimiz genelde artı 2 seans daha alabiliyorlar. Doktor hanım çünkü 4 ila 6 seans arası öneriyor. Bunu senede bir yaptırmaları da yeterli oluyor. Yapılan uygulamayı sizden dinlemek istiyorum. Şimdi dersel hareketlerle uygulama yapılıyor. Özellikle dediğim gibi radyo frekans ve ultrason dalgasını aynı anda veriyor. Bu dual enerjiyle çalışıyor. Alttaki yağ dokusunu hedefliyor. Hastanın şu an hissettiği şey biraz ısınma. Aslında çok dediğim gibi konforlu ve rahat bir işlem. Hasta açısından da bence biraz masaj gibi de geliyor. Derecesini kontrol ediyor. Üstünde zaten bir derecesi var. Onu işte biz özellikle 40 dereceye kadar çıkartmak istiyoruz o bölgedeki ısıyı. O ısının da zaten uzun bir süre işlem sonrasında bile devam eder bu ısı. O ısıda da bir süre çalışmak istiyoruz ki oradaki yağ hücrelerini küçültmek amacımız tamamen. Peki bu uygulama rağbet görüyor mu? Müşterilerden nasıl ilgi alıyor? Ve şu anda yapılanlardan alınan sonuçlar nedir? Hastalarımız genellikle çok memnunlar bununla beraber. Dediğim gibi bir diyet de yaptıklarında çok daha faydasını görüyorlar diyet ve sporla birlikte. Bu özellikle şimdi Türkiye'de de çok yeni bir teknoloji ve yeni bir uygulama olarak neredeyse tüm Türkiye'ye yayılmış durumda. Peki mesela bunun bir kilo aralığı var mı? Yani şu kilo aralıklarında olsa daha çok güzel yardımcı oluruz ya da çok güzel sonuç alırız dediğiniz bir kilo aralığı var mı? Açıkçası yok fakat daha kilolu hastalarda daha fazla bir gerileme görüyoruz tabii ki. Yani bu tamamen oranla alakalı. Nasıl hasta daha inceyse daha az mesela santim olarak fark ediyor. Daha kilolu hastalarda daha fazla fark edebiliyor. Ama bir şey yok. Peki kiloya göre böyle seanslar artıyor mu? Hayır, artmıyor. Sabit yapıyoruz biz bunu. Özellikle 4-6 seans arasında yapıyoruz. Daha sonra tekrarlıyoruz yine hastanın durumuna göre değişiyor. Peki sadece bayan hastalarınız mı var? Yani erkeklerde var mı? Erkek hastalarımız da var. Bayanlara ve erkeklere duyuruyoruz. Erkeklerin özellikle göbek bölgelerinde fazla yağlanmaları olduğu için onlar da başvurabiliyorlar. Peki mesela gelen hiç erkek hastanız var mı? Var. Onların tepkileri nasıl? Hani sizde de sizin düşünceleriniz nasıl erkek hastalar üzerinde? Ya erkek hastaların birazcık daha geldiklerinde daha kararlı olduklarını görüyorum. Hani bu kilo mevzunda biz bayanların birazcık daha olayı gevşetebildiklerini gördüm her zaman. Erkekler gerçekten karar verdiklerinde daha istikrarlı bir şekilde devam ediyorlar. Radyo frekans uygulamamızın ardından şu anda mezoterapi uygulaması yapacağız. Evet hocam, sizden öncelikle ne yapacağız bir bilgi alalım. Mezoterapi bölgesel tedavi demek. Şu anda ben göbek bölgesi üzerinde çalışacağım. Bu mezoterapi her bölgeye uygulayabiliyoruz. İşte yüz için özellikle anti-aging uygulamalar yapıyoruz. Saç için saç mezoterapimiz var. Selülit mezoterapisi yapabiliriz. Ben şu an zayıflama için olan bir mezoterapi uygulayacağım. Acısız bir işlem. Hasta da çok acı hissetmeyecek. İğnemi yaklaşık bir 8 mm derinliğinde. Çok küçük iğneler kullanıyoruz. Konforlu bir işlem dediğim gibi yaklaşık bir 10 dakika kadar sürecek. O zaman biz de bekleyelim. Heyecanlı mısın? Evet. Şu anda acı hissediyor musun? Yok, hayır, şu an çok çok minik minik. Peki az önceki radyo frekans uygulamamızdaki sıcaklıktan sonra nasıl hissettin kendini? Nasıl bir uygulamaydı senin için? Benim için çok eğlenceli bir uygulamaydı aslında. Söyledikleri gibi masaj şeklinde. Yani öyle. Bakalım sonucu göreceğiz hep beraber.
işlemimiz bitti. Şimdi yaklaşık haftada bir olarak yaklaşık 6-8 seans kadar uygulamayı yapacağız. Bununla birlikte aslında dediğim gibi hem spor ve de diyet faktörü birleşirse çok daha rahat bir şekilde bölgesel olarak incelecektir. Peki biz bu radyo frekans ve mezoterapi uygulamamızın etkisini ne zaman göreceğiz? Normalde hani her hafta görebiliyorsunuz. Yani biz her hafta hastamızı ölçüyoruz ve uygulamamızı ona göre yapıyoruz ve her hafta mutlaka bir düşüklük oluyor hastalarda. Biraz da hastamıza soralım bakalım uygulanan bu şeyde ne kadarlık bir acı hissettin? Çok minik acılardı evet ama ben biraz daha hassas olduğum için şu an yani acı hissettim evet ama çok hafif oluyor normalde. O benim hassasiyetimden kaynaklanıyor sadece. Peki o zaman. Şimdi bu uygulamamızın sonuna mı geldik? Aynen öyle. Uygulamamız bitti. Zaten yaklaşık olarak 10 dakika kadar sürüyor uygulama. Daha sonra da hasta normal yaşantısına dönebiliyor. Hiçbir şekilde ekstra bir şey yok yani. Peki bu terapi haftalık uygulanıyor değil mi? Haftada bir mi? Haftada bir. Yaklaşık dediğim gibi 8 seans çok daha iyi oluyor hastalar açısından. Peki spor dedik, diyet dedik. Mesela diyet derken hastalarımız ne tüketebilirler? Dediğim gibi karbonhidrattan uzak durmaları gerekiyor kesinlikle. Özellikle de hani zayıflamak isteyen hastaların sebze ve protein öneriyorum. Hani et yemelerini ve sebze tüketmelerini öneriyoruz. Biz buraya gelen hastalarımızı ayrıca bunlarla birlikte ücretsiz olarak spor salonundan da yararlandırıyoruz. Böylelikle hepsi birlikte çok daha iyi bir şekilde yararlanıyorlar. O zaman bugün de diyelim mi programımızın sonuna geldik? Aynen öyle. Bugün Güzellik Sağlık Spor Merkezi'nde programımızın sonuna geldik. Bugün radyo frekans ve mezoterapi yani bölgesel zayıflama uygulamasını yaptık. Bu uygulama bir hafta sonra etkisini gösteriyor. Buradan izleyicilerimize söyleyelim. Bir dahaki hafta farklı bir programla, farklı bir uygulamayla karşınızda olacağız.